Paralel kenarla ilgili soruları birlikte yapmaya çalışalım. 2x artı 3 ile 10x eksi 3 olarak vermiş. Bizden x'i istiyor. Komşu açıların toplamı 180 dereceydi. Bu ikisini toplayalım hemen. 10x eksi 3 ile 2x artı 3'ü topluyorum. Komşu açıların toplamı 180 derece oluyor. Bir sadeleştirme yapalım. Eksi 3 ile artı 3 birbirini götürdü. 10x 2x de burada. 12x eşittir 180 derece. Burada her iki tarafı 12'ye bölerek x'i yalnız bırakacağım. X'i bulacağım. 180'de 12, 15 kere var. X dediğim açı 15 derece. Şekildeki ABCD paralel kenarında B açısını 115 derece olarak vermiş. DE ile AB birbirine dikmiş. ADE soru işaretiyle gösterilen açıyı bizden istiyor. Bakın A ve B açıları paralel kenarda komşu açılar ve bunların toplamı 180. 180'den B açısı olan 115 derecelik açıyı çıkartırsam geriye 65 derecelik bir açı kalır. Şurada A dediğim yer dışına yazıyorum 65 derecedir. 90 ise burası da yine 90 olur. Orada üçgende 90 var, 65 var. Bir de yukarıdaki açımız var. O yukarıdaki açıyı bulmak için 90 ile 65 derecelik açıyı toplarım 155. Üçüncü ile birlikte 180 oluyor. 180'den 155 derecelik açıyı çıkartır. Tepedeki soru işaretiyle gösterilen açıyı 25. ABCD paralel kenar olmak üzere ECB 18 santimetre kare. Alan ABCD 80 santimetre kare ise ADE'yi bizden istiyor. ECB koyu mavi olan 18 santimetre kare. Buraya 18'ini yazdık. Tamamı 80 santimetre karedir. Şimdi bakın. Eğer ben açık mavi olan yere A alanında dersem, A ile 18'in toplamı bana ortadaki yeşili verir. Buraya da A artı 18 yazabilirim. Tamamı bu alanın tamamı 80. 80'e bakıyorum ne var içerisinde? 2 tane var, 2 tane 18 var. 2A artı 18, 18 daha 36 eder. Bunların toplamı 80 santimetre kareymiş. 36 karşı tarafa eksi olarak attım. 44 olur. 2 tane A 44 ise A dediğim burada 22 santimetre karedir. Benden ne istiyor? ADE'yi. ADE'yi. Yani açık mavi olan A'yı istiyor benden. O da 22 santimetre karedir. Şekildeki ABCD paralel kenarının DC kenarı 2, CB kenarı 3 eşit parçaya bölünmüştür. İçeride taralı olan yeri 3 santimetre kare olarak vermiş. Benden bütün alanı istiyor. Bakın biz bunu D'den B'ye köşegenle tam ortadan 2'ye bölelim. Şimdi DE ile EC birbirinin aynısıymış. Eşitmiş kenarları. B'den E'ye bir doğruyu götürdüm. Mavi olan yer ile, çünkü burada bir eşitlik var. Bu iki parça birbirine eşit. Mavi olan yer ile yeşil, turuncu ve pembe olan yer birbirinin aynısıdır. Aynı şekilde E noktasından F'ye bir çizgi, G'ye bir çizgi, B'ye bir çizgi. Bunların üçünün de alanı o zaman eşit olur. Eğer bunlar uzunlukları eşitse alanları da eşit olur. Ben buraya S alanı dersem, burası da S alanı olur, burası da S alanı olur. 3 tane S ise yine mavi olan yerde burada 3 tane S'lik alanı kaplar. Toplamı köşegen çizmiştik. Yarı tarafı 3 ise 3 S de burada 6 S ise yine beyaz olan yerde burada 6 S olur. Diyor ki EFG 3 santimetre kare ise EFG dedi turuncu olan yer S'lik alan. Burası diyor 3 S. Toplamda kaç tane S var? 6 burada, 6 diğer tarafta 12 S'lik bir alan var. Bir tane S 3 ise 12 ile 3'ü çarpar. Bütün ABCD kenarın alanını bulabilirim. O da 36 santimetre kare olur. ABKD paralel kenarında DE, DH 10 santimetre, KB, AB'nin 3'te 2'si kadarmış. Eğer ben AB'ye 3 kat diyorsam, KB dediğim şu yerde 2 kat olmak zorunda. Bizden paralel kenarın alanı da vermiş 90 santimetre kare. DZ'yi istiyor bizden. DZ şuradaki dikliği istiyor. Şimdi biz paralel kenarın alanını tabanla yüksekliği çarparak bulabiliriz. İlk kenarda AB ile 10 santimetreyi çarparsam, yani 3 katlı 10 santimetreyi çarparsam alan ortaya çıkıyor. Taban çarpı yükseklik. Alanı da zaten bunu 90'a eşiteceğim. Şimdi 3 katlı 10'u çarpıyorum, 30 kat ediyor. Katı bulmak önemli. 30 tane kat 90 santimetreymiş, 90'mış. Bu durumda her iki tarafı 30'a böler. Katı burada 3 olarak bulabilirim. Yani 3 ise burası 9 santimetre. KB de burada nedir? 2 kat olduğu için kat da 3. KB de burada 6 santimetredir. Dikkat et buraya.
Diğer türlü KB'yi ben eğer burada KB kenarına taban olarak alırsam DZ de burada yüksekliği olur. H'dir yüksekliği. Yani 6 ile yüksekliği çarptığında bana yine alanı vermesi gerekiyor. 6 ile H'yi çarparsam 6H eder. Bu bana alanı verir. Alan zaten değişmiyor alanı. Yani bu taraftan da baksam alan aynı. Diğer taraftan da baksam alan aynı. 6 tane H 90 ise her iki tarafı 6'ya bölüyorum. 90 bölü 6 15 santimetredir. H'yi burada 15 santimetre olarak bulabiliriz. ABCD paralel kenarında AB kenarı 3 eşit parçaya bölünmüştür. AB kenarı 3 eşit parça burasına katlıyorum. Burası da kattır yine burası da kat olur. EFL 30 santimetre kare ise burası 30 santimetre kareymiş. Yazalım hatta 30 santimetre kare benden bütün paralel kenarın alanını istiyor. Kalemimizi elimize aldık. A'dan N'ye şöyle bir çizgimizi oluşturduk. B'den N'ye de bir çizgimizi oluşturduk. Ortaya çıkan LAB üçgenine dikkat edin. Onları da renklendirelim. Birisi sarıdan olsun. Birisi de mor olsun. Bakın şimdi. Aynı kenarı paylaşıyorlar ve hepsinin de uzunlukları aynı. O zaman 30'sa burası da 30 olur. Burası da 30 olur. Şöyle diyelim. Onu paralel kenar olarak düşün. Bir özelliğimiz vardı. Köşelerden herhangi bir noktaya hiç fark etmez. Köşelerden herhangi bir noktaya giden iki tane üçgen oluşturuyor. Burada turuncu olan yerler ile bu ikisinin toplamı ile yeşil olan yerin toplamı birbirine aynıdır. Eşittir yani. Aynısı burada da var. Bakın onları da mavi ile gösterelim. Mavi olan yerler ile içindeki üçgenin alanı birbirine eşittir. O zaman ben bu iki üçgenin alanına 30, 30, 30, 3 tane 30, 90 eder. Bunun da alan toplamına 90 santimetre kare diyorum. Şimdi benden ne istiyor? Bütün paralel kenarın alanı istiyor. Bu paralel kenarda iki tane mavi yer var. 90'dır o. Bir de içindeki üç tane üçgen var. LAB üçgeni. O da 90'dır. Bu ikisinin toplamı bana paralel kenarın alanını verir. 180 santimetre karedir. Şekildeki DEFG paralel kenarında GHEF'ye oranı 3 bölü 4'tür. DKG üçgen alanı 54 santimetre kare ise EF kaç santimetredir diyor. Bakın GH burada eğer ben buna 3A dersem EF'nin tamamına da 4A derim. 3'e 4'lük bir oranımız vardır. Ben bir özelliği dikdörtgenle yine göstermek istiyorum. Köşeden herhangi bir üst tarafa herhangi bir yere gelsin. Diğer köşeden de gelsin. Burada dikkat edelim bu özellikten yararlanacağım çünkü. Pembelerin toplamı ortasındaki maviye eşittir. Şimdi paralel kenarda dikkat ediyorum. Ne diyor? DKG üçgenin alanı 54'müş. Ortadaki 54'müş. Burada aynı buradaki mantık. Mavinin toplamı morların toplamına eşit olur. Buradaki morların toplamına eşit oluyor. Eğer ben buraya 54 santimetre kare dersem İki morun da buradaki mor, sağ ve sol üçgenler de 54 olur. Yani toplamı 54 artı 54, 108 olur. 108 santimetre kare bu paralel kenarın alanı. Peki ben alanı bulmak için başka ne yaparım? Tabanla yüksekliği çarparım değil mi? Yani taban burada 4A, yükseklik de burada 3A. Ben 4A ile 3A'yı çarparsam 108 santimetre kareyi bulurum. Bakın 4 ile 3'ü çarparım 12. A ile de A'yı çarparsam A kare olur. 12 A kare eşittir. 108. Bu durumda her iki tarafı A kare yalnız bırakalım. Her iki tarafı 12'ye bölüyorum. 12'ler gitti. 108'i 12'ye bölersem 9 olur. A kare dediğim sayı 9'dur. A kare. Yani A çarpı A 9. Bu durumda A eşittir 3 olur. Ne istiyor benden? EF'yi istiyor. EF. EF'de 4 tane A var. A 3 ise 4 ile 3'ü çarpar. EF'yi 12 santimetre olarak bulabilirim. PRST paralel kenarının TS kenarı 3 eşit parçaya. Diğer kenarda 4 eşit parçaya bölünmüş. Kat değeri vereceğim bunlara. 1, 3, 1'e 4'e bölünmüşse ortak kat olan 12 veriyorum tamamına. Şimdi 12 yerlik 3'e bölünmüşse 12 yerlik 3'e bölünmüşse her birine 4 kat düşer. Burası 4 kattır. Burası 4 kattır. Yine burası da 4 kat olur. 12 yerlik 3'e 4'e bölünmüş alt taraftaki. O zaman her birine 3'er kat düşer. 3'er kat, 3 kat burası, 3 kat burası, 3 kat da burası. Taralı alanın paralel kenarın alanına oranı kaçtır diyor. Dikkat edelim buraya. Bakın burada yamuklar var, dörtgenler var. Dikkat edelim.
kat olarak bulduklarımı S olarak alan olarak yazacağım içerisine. Yani şimdi ilk beyaz olan dörtgenim. 3 kat, 3 kat, 6 kat. 4 kat da burada. Burada da diyorum ki 10 S'lik bir alan var. Taban ve tavanlarının kat toplamını S olarak, alan olarak içine yazdım. Buraya baktığım zaman 4 kat, 4 kat, 8 kat şu taralı alanda. Yukarıda 8 kat var. Aşağıda 3 kat var. Ben buraya 8, 3 daha 11 katta buraya yazabilirim. 11 katımı da buraya yazdım. Burada sadece tabanda var. Üstte hiçbir şey yok. Buraya da ben 3 kat, 3 tane S'lik diyorum. 3 S burada. Ortadakinde 11 S. Sol tarafta da 10 S'lik bir alan var. Şimdi taralı alan. Taralı alan içerideki 11 S. 11 S'mizi yazdık. Paralel kenara oranı. Paralel kenar. Taralı alan 11. Yanında bir 10 var, 21. 3 de burada 24. Taralı paralel kenarın alanı da 24 S'dir. S'leri burada birbiriyle götürürsem bu oranın benim 11 bölü 24 olarak karşıma çıkar. KLMN paralel kenarının NM kenarı 3 eşit parçaya, KL kenarı da 2 eşit parçaya bölünmüştür. Taralı bölgenin alanı KLMN paralel kenarının alanının kaçta kaçıdır diyor. Biri 3 parçaya bölünmüş, biri 2 parçaya bölünmüş. 3 kere 2'den ortak kat 6 katı alıyorum. 6 katı 3'e böldük. Buraya 2 kat düşer. RS'ye de 2 kat düşer. SM'ye de 2 kat düşer. 6 katı 2'ye böldüm. KT 3 kattır. Yine burası da 3 kattır. Taralı bölgenin alanı 2 kata 2 kat. Bunun alt tarafında yok. Uç durumundadır. 2 kat 2 kat. 4 S'lik bir alanı var burada. Ne diyor? KLMN paralel kenarının alanının kaçta kaçıdır? Paralel kenara bakalım. 3 kat burada, 3 kat burada, 6 kat. Tepede de 6 kat var, 12 kat. O zaman bu da 12 S'lik bir yeri kaplar. Üçgen 4 S'lik bir yeri kaplıyor. Paralel kenarda 12 S'lik bir yeri kaplıyor. Oranı istiyor, kaçta kaçıdır diyor. S'ler gitti. 4'ü 4'e böldüm 1, 12'yi 4'e böldüm 3. 3 de 1'i kadardır. 1 bölü 3'ü kadardır. ABCD paralel kenarında EK ile AD birbirine dikmiş. EK AD'nin 2 bölü 5 oranı var. CEB'nin alanı 80 santimetre kare ise EK'yı benden istiyor. Köşegenler burada 4 tane üçgen oluşturmuş ve bu 4 üçgenin de alanı birbirine eşittir. CEB 80 santimetre kare ise sarı üçgen, açık yeşil üçgen, mor üçgen de 80 santimetre karedir. Şimdi buraya bakıyorum hemen. EK'ya ben eğer 2A dersem AD'ye ne diyorum? 5 tane A diyorum. Yani buradaki yeşil üçgen de yine aynı şekilde 80 santimetre karedir. Peki ben bu üçgenin alanı nasıl buluyorduk? Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyorduk. Yapalım aynısını. Taban 5A'dır. Yükseklik 2A'dır. Bu ikisini çarpıyorum. Ve 2'ye böldüğüm zaman alanı veriyor. Alanda zaten 80 olduğunu söyledik. Burası 80 ise sarı da, yeşil de, mor da 80'dir. Ve ben bunu 80'e eşitliyorum. Bakın 5 A ile 2 A'yı çarparsam 5 kere 2 10 A ile A'yı çarparsam A kare olur. 10 A karedir. 10 A kare eşittir. İçler dışlardan bölmüyorum 2'ye bölmüyorum bunu. Direkt 80 ile 2'yi çarptım. 160 dedim. 10 A kare 160 santimetre. Şu A kareyi yalnız bırakalım bir. Onlar gitti. 160 ile de onu sadeleştirdim. A kare dediğimiz sayı bizim 16'ymış. A kare. A çarpı A demek. A çarpı A 16. Bu durumda A dediğim sayı 4 olur. A'yı buldum 4. Benden EK'yı istiyor. EK yeşil olan üçgenin dik kenarıydı. Dik uzunluğuydu. 2A'ymış o. A 4 ise 2 tanesi 4 çarpı 2'den 8 santimetre olur. DA'yı isteseydi 5 kere 4'ten 20 santimetre olması gerekiyor. Değişik bir soru. ABCD paralel kenar olmak üzere A açısı 3'e C açısı 2x diyor. B açısı 2x artı 2y artı 4 olduğuna göre benden şuradaki D açısını istiyor. Şimdi bakın C açısıyla burada A açısı birbirinin aynısı eşidi. Şöyle diyebilirim o zaman. 2x eşittir 3y. Kat verelim buraya. 2x eşittir 3y ise x'e ben burada 3 kat dersem y de burada 2 kat olur. Şimdi komşu açılar var burada. Komşu açılara bakalım. C açısıyla alttaki bu B açısı komşu açılar. Gösterdiğim açılar komşu açılar. Ve bunların ikisinin toplamı 180 eder. Şimdi tepede 2x'lik bir açı var. 2x dediğim 3 kat. 3 kat çarpı 2, 6 kat. X'e ben 3 kat diyordum. 2x diyorsa 3 kere 2, 6 kat. Şimdi bunu toplayacağım. Bir 2x daha var burada.
X 3 katsa 3 kere 2'den 1 6 kat daha geldi. 2 tane y var burada. Y eğer 2 katsa 2 tanesi 4 kat eder. Onu da buraya yazdım. Bir de yanında 4 derecelik bir açı var. Artı 4 diyorum. Bu ikisinin toplamının 180 derece olduğunu söylemiştik. Bunu da 180'e eşitledik. 6 kat, 6 kat, 12 kat. 4 de burada 16 kat. 16 kat artı 4 eşittir 180. Artı 4'ü karşı tarafa eksi olarak attık. 16 kat eşittir. 180'den 4'ü çıkarttım. 176. Katı bulmak istiyorsam her iki tarafı 16'ya bölerim. 16'lar gitti. 176'yı 16'ya bölersem 11 çıkar. Kat dediğim burada 11'dir. Bakın şurası 3y'ydi değil mi? 3y. Peki y neydi? 2 tane kattı. Yani burada 6 katlık bir şey var. 6 kat. Kat 11 ise 6 tanesi ne yapar? 66 yapar. D ile A açıların toplamı 180 değil miydi? 180'den 66'yı çıkartır. Komşu açıların toplamı 180'di. Yukarıdaki D açısını bulabilirim. 4, 17'den 6 çıkarttım. 11, 114 derecedir.